Hani eğitim önemliydi, hani okuyup kendimizi kurtaracaktık. Benim gibi okuyanlara soruyorum. Okudunuz da kendinizi kurtardınız mı? Yoksa hala yapacak bir şeyler var mı? Merhabalar, sürekli gelişim adına strateji, yönetim ve liderlik üzerine paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımımda şirket yönetim süreçlerinde gerektiğine çok inandığım bir konuya değineceğim. Neye mi? Kurumsal akademi konusuna. Konu biraz derin olunca bu mühim içeriği iki videoda paylaşmak istedim. Bu videomda kurumsal akademinin ne olduğuna, iş dünyası olarak neden gerek duyduğumuza değineceğim. Bir sonraki videoda ise bu kurumsal akademiyi nasıl kuracağımıza, kurumsal akademi kurarken izleyeceğimiz önemli 10 öneri adımının ne olacağına bunlara değineceğim. Yeterince sabrınız varsa isterseniz buyurun başlayalım. Güzelim memleketimde ne yazık ki çoğumuz okulu bitirdikten sonra diplomayı duvara asar. Aradan yıllar geçmiş olsa bile o diplomayla övülmeye devam eder. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Tabii iyi yapanları ben tenzih ediyorum. İşi eğitim ve gelişim olanlar bile çoğu zaman aynı durumla karşı karşıya. Size kötü bir haberim var. Artık eskiyen diplomalarınız yeterince işe yaramıyor. Veya yakında işe yaramayacak. Yok globalleşme, yok dijital dünya, yok dönüşüm, yok X, Y, Z jenerasyonları derken yeni dünyada işler iyice karıştı. Bugün ülkemizde yüzlerce üniversiteden yüz binlerce mezun veriyoruz. Acı olansa bunların en az %20'si iş bulamıyor. Bulanların da en az %70'i ya istediği işi bulamıyor ya da istediği şirkete giriş yapamıyor. Diğer yandan oldukça çarpıcı bir gerçek var ki iş dünyası aradığı kalifikasyondaki insanları bulamıyor. Çoğu şirkette norm kadrolar tam olarak dolu değil. Özellikle bilgi teknolojileri, sanayi işleri veya teknik kabiliyet gerektiren işlerde durum oldukça vahim. Burada bir gariplik yok mu dersiniz? Bence var. Bir yandan iş dünyası aradığı insanları bulamıyor. Boş kadrolarla veya koltuklarını tam olarak dolduramayan insanlarla yollarına devam ediyorlar. Diğer yandan %30'lara varan bir işsizlikle karşı karşıyayız. Bu ne yaman çelişki değil mi? Size önemli bir araştırmanın sonucundan bahsedeceğim. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılında yaptığı 2025 yılında çalışanlarda beklenecek en önemli 25 yetkinlik arasında ikinci sırada ne var biliyor musunuz? Benim de bu videoyu çekmeme neden olan sürekli öğrenme konusu. Rapora göre yeni dönemde sürekli öğrenme, aktif öğrenme, buna yönelik stratejiler geliştirme artık aranan bir yetkinlik, bir kabiliyet olacak. Neden bu öğrenme meselesi ilk 3 sırada dersiniz? Sorunun cevabı aslında çok basit. Artık her şey çok çabuk eskiyor. Değişim denen olgu peşinden yetişemeyeceğimiz şekilde hızlı ilerliyor. İşin içerisine bir de rekabet denilen şeye girince işler iyice karışıyor. Belki bana aramızda bazıları kızacaktır ama ne yazık ki akademi dünyamız iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte insan kaynağı yetiştirmekte oldukça zayıf kaldı. Ha diyebilirsiniz ki iş dünyasının ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını tek başına okullar, akademiler mi üstlenmeli? Elbette hayır. İşin içerisinde eğitim sistemi, ebeveynlerimiz, adayların bizatihi kendisi, ülkedeki konjonktürel durumlar derken bu işin matruşka misali oldukça iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Peki lise, yüksekokul veya üniversiteler arzu edilen nitelikte insan kaynağı yetiştirmekte zayıf kalıyorsa burada iş dünyası ne yapmalı? Öylece bekleyip sistemin düzelmesini mi beklemeli? Vallahi birileri bunu sürekli devletten bekleye dursun. Bunu gelişmiş ülkeler, kurumsal olgunluğu ileride olan şirketler çoktan bu problemi çözmüş durumda. Peki nasıl çözmüşler? Tabii ki kendi kurumsal akademilerini kurarak, yani kendi göbeklerini kendileri keserek. Aramızda kurumsal akademi kavramını ilk defa duyanlar için kavramı birazcık açmak istiyorum. Şirketlerin stratejilerinin hayata geçmesi için kendi içlerinde kurmuş oldukları tek iş eğitim ve gelişim olan eğitim birimlerine kurumsal akademiler diyoruz. Haydi kurumsal akademilere şöyle biraz daha geniş bir açıdan bakmaya çalışalım. Her ne kadar kurumsal akademi konusunu çoğumuz yeni duysa da bu konu neredeyse 60 yıldan fazladır iş dünyasının gündeminde. Buna ilk öncülük edenlerin başını dünyanın en önemli şirketleri arasında yerine hala koruyan General Motors çekiyor. Hem de bu konuya 1956 yıllarında yatırım yapmışlar ve sürekli üzerine koyarak bir noktaya getirmişler. Bir diğer önemli şirket ise 1990'larda hani kapısında sıra beklediğimiz McDonald's var ya, işte o. Bunlar da 1961 yılında Hamburger Akademisi adı altında bir akademi kurmuşlar. Sonrasında Disney Akademi, diğerleri derken bu iş zamanla oldukça büyümüş ve Boston Consulting Group'un son dönemde yaptığı bir araştırmaya göre sadece Amerika'da 2000'den fazla kurumsal akademinin olduğu rapor ediliyor.
Şimdi anladık mı neden Amerikan markaları veya şirketleri dünyada bu kadar güçlü ve sektörlere hakim? Şimdi anladık mı neden bizim Burger King, Zara veya Swatch gibi tıkır tıkır işleyen zincir perakende markalarımızın olmadığını ve bir ayrıcalıkmış gibi başka yerde şubemiz yok diye hava attığımızı? Akıllardaki soruları istersen az açalım. Kurumsal akademiler neden kurulur? Kurumsal akademilerin kurulmasına yönetim açısından baktığımızda tanım çok net. Şirketin stratejilerinin hayata geçmesi, şirket kültürünün geliştirilmesi, çalışanların sürekli gelişiminin desteklenmesi için bunun şart olduğunu söylüyoruz. Peki bizim ülkemizde neden kurulur? Az önce anlattıklarıma ek olarak tabii ki de okulların yapamadığı açığı kapatmak için veya buna patronunun da kendisi dahil olmak üzere eğitim alma fırsatı yakalayamayan veya eğitimi yarıda kalan çalışanların eğitim açıklarını kapatmak için. Olay sadece eğitim ve gelişim mi? Birileri bunu size söylediyse sakın inanmayın. Özünde olay daha çok büyümek, güçlenmek ve daha çok para kazanmak. Buna kapitalizm de diyebilirsiniz. Peki kurumsal akademilerin misyonu yani varoluş amacı ne olabilir dersiniz? Kurumsal akademilerin neden var olduğuna dair çok şey söyleyebiliriz. Bana göre 5 ana maddenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hadi bunlara kısaca değinelim. 1. Kurumsal akademiler çalışanların eğitim ihtiyaçlarını araştırmak, analiz etmek, planlamak, uygulamak. Biz buna çalışanların eğitimlerinin yönetimi diyebiliriz. Aslında buna çok uzak değiliz. Hani insan kaynakları eğitim birimleri vardı ya ki hala var birçok şirkette. İşte onların yaptığı iş bu kurumsal akademinin yaptığı işlerin bir tanesi. İkincisi şirketin geleceğinde söz sahibi olacak lider veya yeteneklerin keşfedilmesi ve bunların geleceğe hazırlanılması. Hani hep deriz ya bu adam gitse yedeği var mı diye. İşte akademiler o gitmesinden korktuklarınızın yedeklerini hazırlamaya yardımcı olur. Üçüncüsü ise çalışanların davranışsal, yönetsel ve teknik yetkinliklerini geliştirmek. Tabii bunlar ne için yapılır? İşlerini daha kaliteli yapmaları, gelecekte bir üst pozisyona hazırlanmaları için. İnsan kaynaklı alanında yapılan araştırmalara bakıldığında özellikle yeni jenerasyonların önemsediği en önemli konuların başını kariyer planlama ve sürekli öğrenme çekiyor. Yani para çekmiyor. İşte burada kurumsal akademilerin dördüncü önemli misyonu ortaya çıkıyor. Kurumsal akademiler çalışanların kariyer merdivenlerini tırmanmaları için aracılık görevi üstleniyor ve kariyer yönetim işinin en önemli bayrak taşıyıcısı olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Beşincisi belki de en önemli meselelerden birisi de çalışanların kafasındaki gizli bilgileri ortaya çıkartılması konusu. Buna akademik dilde örtük denilen bu zihindeki bilgilerin kurumsal akademiler aracılığıyla tüm şirkete yayılması yani öğrenen bir örgüt haline getirilmesine ciddi katkı sağlar. Bu eğitim akademileri bir tarz yatırımdır. Yatırım diyorum çünkü kurumsal akademi konusunun getirisini gerçekten de hemen alamayacağınız uzun vadeli bir iş. İyi de Kamil Beyciğim bahsettiğim bu kurumsal akademileri nasıl kurar, nasıl yönetiriz, dediğiniz gibi stratejilere nasıl ulaşırız, nasıl yönetiriz dediğinizi duyar gibiyim. Tamam sabırsızlanmayın bunun da bir cevabı var. Ama bu video biraz uzun oldu. Hadi bunu bir sonraki videoyla zenginleştirelim. Ha bir de şu kanalıma abone olmayı unutma cümlesi de çok moda olmuş. Ben de söyleyeyim de adet yerini bulsun. Sadece videoyu izlemeyin. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bir de bildirimleri açmanız gerekiyormuş. Hadi kalın sağlıcakla.